Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler. Konuşmalarını yapmak üzere şimdi de Başbakan Yardımcımız Sayın Numan Kurtulmuş Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Muhterem Cumhurbaşkanım, muhterem Başbakanım, saygıdeğer misafirler. Necip Fazıl ödülleri töreninde bizi bir araya getiren Cenab-ı Allah'a şükreder. Bir araya gelmemize vesile olan Star Gazetesi'ne de teşekkür ederiz. Bir dönemin en önemli isimlerinden birisi olan Necip Fazıl'ı sadece anmak değil, aynı zamanda onu anlamak, onun Türkiye'de bizim neslimiz için gençleri ve sonraki dönemdeki gençlerin önünü açan, ufkunu açan sözlerini bir kere daha hatırlamak bakımından bu anlamlı ödül töreninin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Biz de hayatımız oldukça, sağlığımız oldukça Star Gazetesi'nin Kültür Bakanlığı ile beraber yapacağı, sürdüreceği bu ödül törenlerine her zaman yardımcı olacağımızı, destekçi olacağımızı bir kere daha ilanen ifade etmek istiyoruz. Bazı insanlar zor dönemlerde çok tarihin yazıldığı süreçlerden geçerler. Rahmetli Üstad 1904 doğumlu. Çocukluk yılları ve ilk gençlik yılları dünyanın en büyük kırılma noktalarına bizzat şahit olmuş, yaşamış olan birisi. Balkan Harbi, ardından Birinci Paylaşım Savaşı ve arkasından büyük bir İstiklal Harbi'nden sonra önce koskoca bir imparatorluğun çöküşünü görmüş, arkasından o imparatorluğun külleri üzerinden cumhuriyetin inşasını görmüş ama fikir dünyasında da uzun yıllar boyunca inhitatımızın, mağlubiyetimizin bir şekilde ızdırabını çekmiş olan birisi. Kendi tabiriyle hayatında bütün bunlara şahit olurken de 30 yılını göklerden habersiz olarak geçirmiş olan birisi. Ancak Necip Fazıl'dan bugüne kadar gelen en önemli şey Türkiye'nin milli siyaset çizgisiyle ilgili sürece vermiş olduğu unutulmaz abidevi destektir. Ben Necip Fazıl'ın şiiri ve sanatı üzerine konuşmayı teettüp ederim. Böyle bir şey yapmayacağım ama Türkiye'nin siyasi tarihiyle ilgili olarak sürece baktığımız zaman Necip Fazıl diyebiliriz ki Türkiye'nin milli siyaset çizgisinin bugünlere kadar Türkiye'yi getiren bu çizginin en önemli kilometre taşlarından birisidir. Filibeli'den, Sait Halim Paşa'dan, Mehmet Akif Ersoy'dan başlayan süreci ikinci kuşak olarak büyük bir özveriyle ve fedakarlıkla almış, kendisiyle birlikte Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Cemil Meriç ve benzerleriyle birlikte bugünlere kadar taşımıştır. Bugün burada verilen ödüller ve özellikle genç edebiyatçılarımıza verilen ödüller aynı zamanda bu halkanın tamamlanması anlamına geliyor. Bu neslin milli siyaset çizgisini fikriyle geliştiren bu neslin, bu çizginin devam etmesini sağlayacak anlamlı bir destek olduğunu ifade etmek istiyorum. Necip Fazıl büyük bir mütefekkir, büyük bir şair. Şiirine, sanatına, Türkiye'nin fikir ve ilim dünyasına katmış olduğu değerli fikirlerini bir tarafa bırakırsak, Necip Fazıl için söylenecek en önemli şey herhalde kendisinin gençliğe hitabesindeki tanımıdır. Sağa sola bakmadan ortada kimse yokken tek başına çıkarak bütün küfrün buzdağını hohlayarak kendi tabiriyle eritmiş ve Türkiye'de Allah demenin yasak olduğu dönemlerden bugün Allah'a çok şükür bahçesinde camisi olan bir Cumhurbaşkanlığı külliyesinin olduğu bir Türkiye'nin yolunu açmıştır. Bundan dolayı Allah'a hamd ederiz. Necip Fazıl Üstad'ı ben de çok küçük yaşlarından itibaren dinlemiş birisi olarak hemen hemen Milli Türk Talebe Birliği'nde verdiği konferansların tamamını izlemiş birisi olarak bizim neslimizin üstündeki büyük emeklerinin farkında olan birisi olarak takdirle, hayranlıkla ve şükranla yad ediyoruz.
Ama bu mücadelede, demin çok kısa sinevizyonda da gösterildi, zindanlar olan, aşağılanmalar, ötekileştirmeler olan o mücadele dolu hayatında, onun ve benzerlerinin vermiş olduğu bu mücadele Allah'a çok şükür bugün başarıya ulaşmıştır. Şimdi bundan sonra bu mücadeleyi daha ileriye götürmek, devlet-millet kaynaşması içerisinde bu mücadeleyi fikren, siyaseten daha yukarılara taşımak, bu salonda bulunanların temsil ettiği büyük kadronun vazifesidir. Bu vesileyle Necip Fazıl'a şükranımızın bir göstergesi olarak bu akşam bu ödül töreninde bizleri bir araya getiren Star Gazetesi'ne bir kere daha teşekkür ediyorum. Fikir adamı, büyük edip, büyük şair ama hepsinden önemlisi büyük bir aksiyon adamı. Ve söylediği hiçbir sözü laf olsun diye söylememiş. Ne kadar süslü cümlelerle, ne kadar ağır kelimelerle tanımlarsa tanımlasın, söylediği hiçbir cümleyi laf olsun diye söylememiş olan birisi. Öyle olduğu için tesirli olmuş. Öyle olduğu için ön açmış, öyle olduğu için ufuk açmış. İnşallah aramızdan, gençlerimizin arasından, sonraki nesillerimizden de Cenab-ı Allah çok sayıda Necip Fazıl'ların çıkmasını mümkün kılsın, onları yetiştirmeyi bize nasip etsin. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Bu ödüllerin sahiplerine şimdiden tebrik ediyorum. Ama ödül almamış olanların da bu ödülün ortağı, paydaşı olduğunu ifade ederek sevgi ve saygılar sunuyor, Allah'a emanet ediyorum.